Mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Malatya usulü içli köftenin bozulmadan derin dondurucuda nasıl saklanacağını göstereceğim. Daha önce içli köftenin hamurunun robottan çekilmesi, içinin hazırlanması, içli köftenin yapılması aşamalarını ayrı ayrı çekmiş paylaşmıştım. Şimdi de yapılan içli köftelerin dolapta bozulmadan saklanması ve gerektiğinde çıkarıp haşlanması için neler yapılması gerektiğini göstereceğim. Buzdolabı poşeti şöyle ayırdım birkaç tane ve şöyle saklama kabı. Şimdi akşamdan yapıp soğuttuğum içli köfteleri poşetin içerisine yerleştiriyorum. Şu şekilde açıyorum. İstediğiniz sayı kadar yerleştirebilirsiniz. 10-12 tane bir poşet için yeterli oluyor. 2-4-6-8-10-12 ve bunu alıyorum. Şöyle saklama kabının içerisine uç kısmını alta getirerek yerleştiriyorum. Çok bağlamak gerekmiyor çünkü dolap kokusunu almayacaktır. Saklama kabının içinde olduğu için. Yani aniden bir misafir geldiğinde ya da eve kendin yemek yapmaya zaman bulamadığında bu hazır oluyor. Dolaptan çıkardığın zaman kaynar suyun içerisine buzlu buzlu koyuyorsun. Hatta ben şöyle musluğun önünde bir yıkıyorum, o dolaptaki buz hallerinin atmasını sağlıyorum. Ondan sonra da kaynar suyun içerisine atıyorum. Tuz falan koymaya da gerek yok zaten kaynar suya. Kendi tuzu tadı yeterli oluyor. Bu şekilde 12 adet koyarak yerleştiriyorum. Poşetin içini şöyle açıyorum. Poşetlerde çok ses yaptığı için hışır hışır. İsterseniz şöyle üstüne koyabiliyorsunuz. Ezilmiyor. Şöyle poşeti koparıyoruz. İçli köfteler bu şekilde saklama kabının içerisine yerleşti. Şöyle bastırarak kapatıyorum. İçli köfteler ezilmeyecek şekilde yerleşti. Şu kalan küçük köfteleri de üzerine bu şekilde yerleştirdim. Tülin'in mutfağında bugün size yapılan içli köftelerin buzdolabında nasıl saklanabileceğini göstermeye çalıştım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.